Evet Sayın Başkan, değerli milletvekillerim. Bugün hükümet programı değerlendirirken esas olarak iki başlıkta konuşmamı yapmak istedim. Birincisi Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile ilgili. Hoş geldiniz Hasan Bey. Diğeri ise Tarım Bakanlığı ile ilgili olacak. Eğer vakit kalırsa diğer bakanlıklardan da birkaç çift laf etmek isterim. Evet, ilk önce Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile başlamak istiyorum. Çünkü gerçekten Ekonomi ve Enerji Bakanlığı bünyesinde çok değerli kurumlarımız ve çok ciddi üzerine çalışılması gereken yasa tasarılarımız vardır. Evet, yani Ekonomi ve Enerji Bakanlığı'nın altında bulunan kurumların bence en önemlisi Kıptek'tir ve anlaşılan o ki önümüzdeki günlerde gerçekten medyayı, kamuoyunu uzun süreli olarak meşgul edecektir. Öncelikle bir fotoğrafını çekmek gerekiyor. Kıptek'in mevcut durumunun ne olduğunu bir üzerinden geçmek gerekiyor. Nedir Kıptek'teki durum? Bugün evet 400 megawattlık kurulu bir gücümüz vardır. Hepsi de full oil yakıtıyla vahşi bir şekilde yakıt tüketen sistemlerdir. Bunlar bir zamanlar evet ekonomik akıla uygun bir enerji modeli olabilirlerdi. Fakat günümüzde bugün full oil'in ulaşmış olduğu fiyat bandında gerçekten ekonomik akıla uygun bir model değildir. Bugünkü maliyetimiz maalesef 1 liranın çok çok üzerine çıkmış vaziyettedir. Evet, bu fiyatlarla ekonomik akıla uygun sürdürülebilir, rekabet edebilir kurumlardan bahsetmek maalesef mümkün değildir. Burada artık gerçekten akademik çalışmalarla desteklenmiş düzgün fizibilite raporları sonunda ekonomik akıla uygun bir enerji modelinin hayata geçirilmesi gerçekten şart olmuştur. 400 megawattlık kurulu bir gücümüz varken bugün sadece 180 megawatt gibi bir ortalama 365 gün 24 saatte ortalama olarak 180 megawattlık bir kurulu tüketimimiz vardır. Önümüzdeki seçenekleri bir gözden geçirmek gerekiyor. Ciddi bir şekilde, detaylı bir şekilde. Evet, yani hükümet programında yer almıştır fakat detaylandırılmadığı için bir değerlendirme gerekiyor diye düşünüyorum hükümet programında burada. Önümüzdeki seçenekler nedir? Mevcut durumda devam edebilir miyiz? Kesinlikle devam edemeyiz. Yani bu aşikardır çünkü gerçekten bırakın hani halkını, üretim sektörüyle uğraşan sektörler bile artık sürdürülebilir olmaktan çıkıyor. Bu fiyatlarla, bu girdi maliyetleriyle, elektrikteki, enerjideki girdi maliyetleriyle özellikle 96 yılında getirmiş olduğumuz 55+55 megawattlık buhar türbinlerinin, o vahşi yakıt tüketen buhar türbinlerinin belki de Aksa'dan satın aldığımız elektrikten bile çok çok daha yüksek maliyetlere elektrik üretebildiğini görüyoruz ve bunların hızlı bir şekilde kızağa çekiliyor olması gerekmektedir diye düşünmekteyim. Evet, önümüzdeki seçeneklere bakalım bir. Yenilenebilir enerjiye hangi oranda geçebileceğiz? Öncelikle okumak istiyorum burada yenilenebilir enerji ile ilgili hükümet programında yazanları. Evet, saptanmış olan yenilenebilir enerji alanları ile ilgili olarak yapılmış olan çalışmalar gözden geçirilecek ve geliştirilecektir. Bu bağlamda kamu özel ortaklığı dahil olmak üzere yeni alanların saptanması, yenilenebilir enerji kaynakları ve uygulanması için gerekli düzenlemeler yapılacaktır. Evet, yenilenebilir enerjide öncelikle mevcut ülke içerisindeki kurulu gücünüzün maalesef sadece en fazla %30'una kadar bir kurulum yapabiliyorsunuz. Yani eğer uluslararası büyük bir kurulu gücü enterkonnekte değilseniz bizim ülkemizde neredeyse dolma noktasına gelmiştir. Solar enerjiyle, yenilenebilir enerjiyle yapacağınız yatırımların neredeyse sonuna gelmiş oluyorsunuz. Burada maliyet hesaplamasının iyi yapılması gerekiyor. Çünkü 1 kilowatt başına yaklaşık olarak biçilen değer ne kadardır? 1000 euro gibi bir rakamdır. Fakat bu sadece maksimum performansla çalıştığı zaman dilimindeki üretmiş olduğu enerjidir. Ortalama olarak bunu 5'le çarpmanız gerekiyor. Artı 1000 euro da depolama kapasitesi koymanız gerekiyor ki bu neredeyse 1 kilowatt için 6000 euro, 1 megawatt için 6 milyon euro. Bizim bütün kurulu gücümüzü bir gün eğer güneş panelleriyle yenilenebilir enerjiye çevireceksek 2.4 milyar euro gibi bir rakama, yani 18 milyar Türk lirası gibi bir rakama tekabül ediyor ki hiçbir zaman da bunu büyük bir kurulu güce enterkonnekte olmadığımız sürece yapamayacağız. Evet, burada yenilenebilir enerjide eleştireceğim nokta nedir? Yani eğer büyük bir kurulu güce sahip olmayacaksak bize ne gerekiyor? Yani bu yenilenebilir enerjideki vereceğimiz izinlerde gerçekten dengeli bir şekilde dağıtılması gerekiyor. Yani evet, kamu özel ortaklığı, şimdi
bir şirket geliyorsa ve 50 megawattlık bir güneş paneli kuracaksa buna evet mi diyeceğiz, hayır mı diyeceğiz? Bunun kararını iyi vermek gerekiyor. Çünkü gerçekten bizim üretim alanlarıyla uğraşan insanlarımızın da düzgün bir şekilde bu yenilenebilir enerji kurulumuna dahil olması bence daha büyük bir önem arz ediyor. Evet, kablo ile elektriğe önümüzdeki sene şeylerden bir diğeri olan kablo ile elektriğe bir bakmak gerekiyor. Ve öncelikle burada hükümet programında yazanları bir hatırlatmak istiyorum. Enerji dairesi veya enerji düzenleyici kurulu kurulması çalışmaları hızlandırılacaktır. Bu çalışmalarda Avrupa Birliği normları göz önünde bulundurulacaktır. Türkiye Cumhuriyeti ile kablo ile enterkonnekte projesi uluslararası ihale yoluyla fizibilite raporu hazırlanacak ve projenin hayata geçirilmesi sağlanacaktır. Yani uluslararası bir fizibilite raporu için ihaleye çıkılacak. Bu proje, bu rapor hazırlanacak ve bunun yanında ne olacak? Proje hızlı bir şekilde hayata geçirilecektir. Evet, bunu bir değerlendirmek gerekiyor sevgili arkadaşlar. Çünkü çok ilginç sonuçlarla karşılaşabiliyoruz bu detaylı bir mali araştırma yaptıktan sonra. Şimdi bu kabloyla elektrik gelme projesi gerçekten Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bütçesini aşan bir meblağdır. Çok ciddi, çok dikkatli olmamız gereken bir süreçten geçtiğimizi düşünüyorum. Çünkü neyin altına imza atacağız gerçekten bilmemiz gerekiyor. Bu süreçte gerçekten bu kabloyla elektriğin gelmesi, enterkonnekte olmamız sürecinde bu süreçte belli başlı sorulara cevap alabilmemiz gerekiyor. İmza atmadan önce nedir? Öncelikle bu proje hibe mi, değil mi? Alım garantisi var mı, yok mu? Gelmeden fiyatı olacak mı, olmayacak mı? Kurulu gücümüzün kalmasını öngörüyor muyuz, öngörmüyor muyuz? Ve Kıptek personelinin durumu ne olacak? Evet. Şimdi hibe değilse eğer bu proje, bunun için ortalıkta dönen duyumlar 550 milyon dolar gibi rakamlardan bahsediliyor. 550 milyon doları tabii ki bu eğer özele devredilip de yapılacaksa bir öngörü bu. Bunun bir maliyet hesaplaması yapmamız gerekiyor. Çünkü evet, yani eğer doğruysa bunun üzerinden bir öngörüyle gitmek gerekiyor. Evet. Göreceğiz bunu. Eğer 550 milyon dolarsa ve bunu ihaleyi alacak olan şirket 24 yıllığına kayıtlara geçsin diye söylüyorum. 24 yıllığına girecekse ki ben sermaye sahibi olsam gerçekten 24 yıllık bir projeye bunun altına 550 milyon dolar gibi bir rakam için imza atmam. 550 milyon doları 24 yılda borçlanacaksanız geriye ödeyeceğiniz mevcut konjektürde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti konjektüründe bu coğrafyada %8'den aşağı yıllık olarak borçlanamıyorsunuz. Ve toplam geriye ödeyeceğiniz meblağ 1 milyar 253 milyon 709 bin dolar. Yani yıllık olarak geri ödeyeceğiniz ödeme 52 milyon dolar gibi bir rakama gelmektedir. Bu 52 milyon doların bir şekilde 24 yıl boyunca evet. Evet, yani bu meblağı geri ödediğiniz zaman yıllık olarak 52 milyon gibi bir rakamla ödediğiniz zaman 1,5 milyon kilowatt megawatt saatlik bir yıllık tüketimde 1 kilowatt için 3.3 sent gibi bir rakam binecek elektrik fiyatlarının üzerine ki bu 20 kuruş gibi bir rakama tekabül ediyor. Kurulu gücünüz olmak zorunda. Bu kurulu gücünüz varsa eğer bunun bir bakım onarım maliyeti olacak. Yerinde otursayı çalıştırmasanız bile iletim dağıtım için bir bedeli olacak. Personel giderleri olacak. Tabii ki sadece Kıptek bu durumda robotlarla çalışmayacak. Yine bir personel gideri olacak. Ve gözüken o ki eğer bu meblalar doğruysa 550 milyon dolar gibi bir yatırım bedeli gerekiyorsa ve özel şirkete devri söz konusuysa bunun kesinlikle elektrik fiyatlarında kablo ile elektrik geldiği zaman bir ucuzlama öngörmeyeceğiz. Bunun altını çizmek gerekiyor. Eğer bu rakamlar doğruysa tabii ki bunun dışında gerçekten beni Ulusal Birlik Partisi, Halkın Partisi koalisyon hükümetinin
hükümet programda en çok heyecanlandıran nokta ve gerçekten destekleyebilecek bir nokta nedir? Yani kendi yorumdur ama yine enerji konusunda elektrik üretiminde çevre yasası emisyon limitleri dikkate alınarak farklı yakıt türü ve kalitesi seçimi yoluna gidilerek çevre açısından gerekli hassasiyet gösterilecektir. Evet, bu gerçekten LNG'nin ülkemize gelip bununla üretim yapılması ise gerçekten sonuna kadar destekleyebileceğimiz bir başlık olarak yer alıyor. LNG ile üretime bir bakmak gerekiyor sevgili arkadaşlar. Kurulu örneklerine bir baktığımız zaman LNG ile üretim santrallerinin ne çıkıyor? Yani 1 megawatt için gerçekten 600 bin dolar 1 megawatt için bir rakam çıkıyor ve gerçekten ülke koşullarına uygun KKTC bütçesini çok fazla sarsmayacak bir meblağdan bahsediyoruz bunun için. Peki bunun kurulduğu zaman üretim maliyetleri ne oluyor? Ona bir bakmak gerekiyor. İşletme bedeli, yani üretim artı yakıt bedeli değil, İşletme bedeli 64 dolar megawatt saat için, yani 1 kilowatt için 6.4 sent gibi bir rakama, yani 38 kuruş gibi bir rakama işletme bedeliyle elektrik üretebilir bir pozisyona getirebiliyorsunuz Kıpte'yi. Ki eğer bununla birlikte bugünkü şartlar altında hiçbir iyileşme yapmazsanız Kıpte'nin çalışan yapısına 65 kuruş gibi bir rakama, evet, bu ülkede elektrik sağlayabiliyorsunuz tüketiciye ve gerçekten kabul edilebilir bir fiyat olarak önümüze çıkıyor LNG ile üretim. O yüzden bununla ilgili eğer böyle bir düşünce varsa gerçekten hükümeti destekleyeceğimiz bir başlıktır. Ekonomi ve Enerji Bakanlığı bünyesindeki icraatlarda. Evet, yani Kıptek'ten sonra ben bir de Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile ilgili hal yasasına bir değinmek istiyorum. Hal yasasında değindi ki hal yasası taslağı gözden geçirilerek yasalaşması sağlanacaktır. Evet, hal yasası ile ilgili gerçekten çok fazla emek sarf ettik. Başsavcılıktan da görüş almıştık. Bakanlar Kurulu üzerinden komiteye sevk edilecekti. Fakat yetişmedi. Bu gözden geçirilerek yasalaşması gerçekten çok dikkatli olmamız gerekiyor. Çünkü hal yasasında çok fazla paydaş vardır. Bu işten maalesef üretici ve tüketiciyi düşünmeden çok fazla rant elde eden kesimler vardır. O yüzden çok dikkatli olmamız gerekiyor. Evet, hal yasasında da şu anki mevcut duruma bir bakmamız gerekiyor. Bir gözden geçirmemiz gerekiyor. Bugün maalesef üreticilerin elinden ürünleri tartılmadan, ne zaman ödeneceği belli olmadan, fiyatı belli olmadan satın alınıyor. Hiçbir şekilde ürünlerin takip edilebilir bir mekanizmanın içerisinden geçmeden pazara sunuluyor. Gıda güvenilirliği analizleri maalesef etkin olarak yapılamıyor. İş bu yapı içerisinde, çünkü siz bugün eğer Lefkoşa'nın içerisindeki herhangi bir marketten gidip de bir ürünü alıyorsanız o market o ürünü 3-4 farklı tüccarda almıştır. O tüccarları geziyorsunuz. O tüccarlar da aynı ürünü onlarca farklı üreticiden almış olabiliyor. Dolayısıyla takip edilebilir bir yapısı olmuyor bugünkü yapı içerisinde. Tabii ki bununla birlikte devlette büyük bir veri alanında, bilgi alanında eksiklik vardır. Hangi dönemde, hangi üründen ne kadar üretiyorum, ne kadar tüketiyorum bir veri olmadığı için maalesef üretimde de planlama yapabilir pozisyondan sizi alıkoyabiliyor. Yani belli başlı üreticilerin üretmiş olduğu ürünler satılmazken, tarlada kalırken belli başlı ürünler de tüketicilere çok çok yüksek fiyatlara satılabiliyor. Tüketicinin belini büken fiyat marjlarıyla karşı karşıya kalabiliyor. Tabii ki buradaki en önemli kısım da hal yasasında karar vermemiz gereken nedir? Yani geri ödemedeki vade süresinin ne olduğu. Burada örneğin kooperatifleşmenin önünü en fazla tıkan noktalardan bir tanesidir. Yani örneğin bir günde 20 ton gibi yaş sebze meyve, yerli üretim yaş sebze meyve tüketen bir markete gidiyorsunuz. Ortalama olarak 2,5 lira gibi bir fiyat marjından bahsedersek günlük olarak 50 bin liralık bir tüketimi var bu marketin. Aylık olarak 1,5 milyon, 6 ayda geri ödeme yapıyorsa siz bir kooperatif kurduğunuz zaman bu kooperatifin 9 milyon gibi bir sermayesinin orada öyle olarak durması gerekiyor ki
iş yapabilsin ve gerçekten tabii ki iş bu haldeyken kooperatifleşmenin önünü istediğiniz kadar destek verin, istediğiniz gibi programlarını uygulayın. Maalesef önünü açamıyorsunuz. Tüccarların kar oranının üst limiti belli değildir. %20 yazıyor kağıt. Üzerinde %30, %40, %50 hatta geçen yılda örneğin patates gibi ürünlerde %400, %500 kar oranıyla çalışan tüccarlarımızı görebiliyoruz. Evet, biz yeni sistemde tasarlamış olduğumuz hal yasasında yeni sistemde neler öngörmüştük? Yani bu maddeleri eğer sağlayamayacaksak, hal yasası içerisinde gözden geçirdiğimiz zaman hükümet programında bahsettiğiniz o gözden geçirme sonunda yasallaştığı halde eğer bu başlıkları yasa içerisinde göremeyeceksek pek fazla bir anlam ifade etmeyecek, amacına ulaşamayacak. Hal yasası üreticilerin ve tüketicilerin beklentilerine karşılık veremeyecektir. O yüzden kayıtlara geçmesi açısından bir kere daha üzerinden geçmek istiyorum. Biz hal yasasında bütün ürünlerin çok az fire vererek bütün ürünlerin haller üzerinden geçişini öngörüyoruz. Ki bunlar denetlenebilsin, kayıt altına alınabilen bir sektör haline olabilsin. Üreticilerin, üretici örgütlerinin ve üretim kooperatiflerinin haller üzerinden direkt olarak mümessillerine satış yapabileceği bir mekanizmadan bahsediyoruz. Peşin satış şartlarının zorlanacağı bir sistemden bahsediyoruz. Bunun yanında ürün künyesiz, yani hangi tarihte kimden hangi şartlar altında üretildiği belli olmayan ürün künyeleri olmadan satışına hiçbir şekilde hiçbir yerde izin verilemeyecek bir sistemden bahsediyoruz. Bunun yanında ne olacak? Düzgün bir veri tabanı oluşacağı, üretim materyallerinin hangi ürünün hangi zamanda ne kadar üretildiği, ne kadar tüketildiği gibi bilgilerin tutulabileceği, mallar depolansa bile veya mallar ithal edilse bile satışa sunulacağı gün mutlaka haller üzerinden giriş çıkış yapılacağı ve hiçbir şekilde kaçak bir şekilde malların piyasaya arz edilemeyeceği. Tabii ki buradaki hallerin yönetiminde eski haliyle bütün denetim mekanizmasının hepsi belediyeler üzerindeydi. Biz bunu biraz daha komisyonvari bir yapıya çevirdik ve ne yaptık? İlgili kurumların haller üzerinde kendi ilgili alanlarıyla denetim yapabileceği, Ekonomi Bakanlığı'nın ekonomi işleriyle ilgili denetimler yapabileceği, Maliye Bakanlığı'nın kendi işleriyle ilgili, belediyeler yine kendi ilgili alanlarıyla ilgili denetim görevini yapabileceği, aynı şekilde Tarım Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı. Tabii ki biz burada ne getirdik? Yeni hal yasasında, yeni sistemde Sağlık Bakanlığı'nın da aynı zamanda haller üzerinde gıda analizi yapması için bir yol açtık. Eskiden bu sadece Tarım Bakanlığı'ndaydı. Fakat öngörebileceğimiz gibi yeterli gıda analiz tahlillerinin yapılabileceğini bu mekanizma içerisinde göremiyorduk. O yüzden biz evet Tarım Bakanlığı yine gitsin tarladan yerinden gıda analizleri yapsın. Çünkü hangi üretici hangi alanda hangi ürünü üretiyor bunun bilgileri ne Tarım Bakanlığı'nın ulaşması çok daha kolaydı. Fakat biz buna haller üzerinden Sağlık Bakanlığı'nın da yapacağı cross checklerle gıda analizleriyle bir cross check sağlaması açısından yol verdik. Tabii ki ne olacak? Bu sistem çalışmaya başladığı zaman Tarım Bakanlığı'nın yapmış olduğu gıda analizlerinde örneğin %8'lik bir limit üstü kanıt çıkacak. Fakat haller üzerinden random bir şekilde Sağlık Bakanlığı'nın alacağı numunelerden yapacağı gıda analizlerinde örneğin %20 çıkacak ve Tarım Bakanlığı da kendi içerisindeki numune alma konusundaki aksaklıklarını deşifre edebilecek, doğruyu bulabilmek için bir cross check sağlayacak. Sağlık Bakanlığı'nın da haller üzerinden numune alması. Evet, yani bizim önümüzde kalan süreç de ne kalmıştı? Hal yasası komiteye gönderiliyordu ve bununla birlikte biz belediye yasasında da ufak bir değişiklik öngörmüştük. Hal yasası için. Hal yasası konusunda söyleyeceğim bunlardı. Kayıtlara geçmesi açısından söyledim. Sanırım hükümetin görüşü de hızlı bir şekilde bunun komiteye geçip yasallaşmasıdır. Fakat bu bahsettiğim başlıklara dikkat etmemiz gerekmektedir. Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile ilgili son sözlerimi söylerken, evet yani bizim burada aslında üretim
alanlarımızda üretilen ürünlerin yurt dışına pazarlamasında gerçekten çok ciddi sıkıntılarımız vardır. Bu sıkıntıların başında aslında devlette organik bir mekanizma yok. Nedir bu organik eksik olan mekanizma? Örneğin bir dış ticaret müsteşarlığı gibi bir müsteşarlık düşünmemişiz biz yıllar içerisinde ve bugün bu gerçekten çok ciddi sorunlara yol açabiliyor. Yerli ürünlerin yurt dışına pazarlanması konusunda o yüzden bu konudaki çalışma artık devlet kanalıyla mı yapılır yoksa burada özel yurt dışında araştırma, geliştirme yapabilecek olan şirketlere yol mu açılır? Bunun kararını verecek olan hükümet yetkilileridir. Fakat gerçekten bugünkü yapı içerisinde özellikle ihracat kaleminde yer alan ürünlerin pazarlanmasına çok çok ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kalabiliyoruz. Burada Dışişleri Bakanlığı'nın kapasitesi de göz önünde bulundurmalıdır. Bence çünkü gerçekten çok yüksek meblağlar ödeyip bir sürü temsilciliklerimiz vardır. Buradaki dış ticaret ateşelerinin gerçekten bir güncellenmesi gerekmektedir ve gerekli atamaların buralara yapılması gerekmektedir. Ve sürekli bunların geri bildirimlerle devletimize dış ticaretle ilgili kurumlara geri dönüş yapması gerekmektedir. Evet, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı konusunda söyleyeceklerim bu kadardı. Kısa bir şekilde de Tarım Bakanlığı'nın hükümet programı üzerinden kısaca bir geçmek istiyorum. Burada daha fazla, evet yani çok geniş tabirler kullanıldı. Belki de her şeyi düşünülmüştür diyebiliyorsunuz Tarım Bakanlığı'nın hükümet programı olduğu okuduğunuz zaman. Fakat gerçekten biraz daha detaylandırılsa daha iyi anlaşılabileceği düşüncesindeydim. O yüzden ben kendi daha detaylandırılmış bir şekilde olmayan şeyler üzerinden konuşmak istiyorum. Evet yani örneğin belki düşünmüştür, belki yapılacaktır fakat örneğin planlı üretim konusunda hiçbir şey göremedik. Tarım Bakanlığı'nın hükümet programında evet yani neden önemlidir? Planlı üretim neden önemlidir? Tabii ki bugünkü yapı içerisinde kesinlikle planlama yapamıyorsunuz. Çünkü büyük bir veri eksikliğiniz vardır. Devlette bu işler paralel olarak gider. Yani hal yasasını geçirdiğiniz zaman elinizde muazzam bir bilgi kapasitesi, veri kapasitesi olacaktır. Hangi üründen, hangi dönemde ne kadar üretebileceğimi biliyorsunuz. Böyle olduğu zaman evet gerçekten planlama yapabiliyorsunuz. O yüzden Tarım Bakanlığı bünyesinde veri toplamak için gerekli adımların hızlı bir şekilde atılabilmesi gerekmektedir. Burada tabii ki E-Devlet bünyesinde bir çiftçi kayıt sistemi gibi bir sistem var. Burada sanırım Türkiye'de TürkSat bekleniyor E-Devlet projeleri kapsamında. Bununla bu iş gidemeyeceği aşikardır. Yıllardır bekletilen bir süreçten geçiyoruz. Burada kendi öz kaynaklarımız da çok yüksek olmayacaktır. Yani 200 bin, 300 bin TL gibi bir rakama biz kendi çiftçi kayıt sistemimizi tutabiliriz. En azından hızlı bir şekilde hangi üründen ne kadar, hangi dönemde, hangi bölgeden, hangi şartlar altında, hangi iklim şartları altında ne kadar üretim yapabildiğimi, ne kadar tüketim yapabildiğimi kayıt altına alabileceğim bir yazılımdan bahsediyorum. Evet, bunun hızlı bir şekilde hayata geçirilebilmesi gerekiyor. Aynı zamanda takip edilebilir ürün yakalayabilmek için. Yani ben bugün, evet, Lefkoşa'nın herhangi bir marketinden bir ürünün hangi bölgeden, hangi üreticiden, hangi şartlar altında üretildiğini görmek istiyorum. Tabii ki bu neyi getirecek? Planlı üretim, az önce dediğimiz gibi hal esasında yani belli başlı dönemlerde belli başlı ürünler üretim fazlası olarak çöpe giderken belli başlı ürünlerde ise çok yüksek fiyat marjlarıyla tüketicimizi karşı karşıya bırakabiliyoruz ve gerçekten fiyatlarda çok büyük dengesizlikler sağlıyoruz. Evet yani bu planlı üretimde nedir? Sahip olacağımız veriler sayesinde üreticilerimize yapabileceğimiz kısa geri bildirimlerle yani bu üründeki üretim gerçekten üretim fazlası olabilecek bir raddeye erişti. Bu gibi bir geri bildirimleri, bir feedback'i verseniz bile bu üretim alanında gerçekten çok ciddi mali kayıpların önüne geçebilecek bir mekanizma yaratılacaktır. Evet yani bunun yanında narinciye konusunda çok fazla bir şey göremedik. Yani çok geniş bir tabir kullanıldı. O yüzden bunu da biraz detaylandırmak gerekiyor. Sevgili arkadaşlar çünkü gerçekten narinci üretimi bu ülkenin olmazsa olmazı en büyük ihracat kalemlerimizden bir tanesi ki 100 milyon dolar gibi bir ihracatınız varken sizin bugün
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 1,5 milyar dolar gibi de bir itaatınız vardır. Hiçbir ekonomik tabloda kabul edilebilir bir gösterge değildir bu. Ekonomimizin ne kadar zayıf, kırılgan olduğunun bir göstergesidir aslında. O yüzden narince üretimini hızlı bir şekilde elden geçirmek gerekmektedir. Tabii ki su sorununun halledilmesiyle birlikte Güzelyurt bölgesindeki narinciye üretimi kısa süre içerisinde 3'e hatta yeni ekimlerin rekoltedeki yükselişiyle birlikte 4'e katlanması muhtemeldir. Yani siz bugün 100 bin ton gibi bir üründen bahsederken önümüzdeki 5 yıl içerisinde bunun 3'e 4'e katlanacağını öngörüp dış pazar payınızı buna göre ayarlayabilmeniz gerekmektedir. Tabii ki burada narinciye deseninde özellikle teşvik edilecek olan yeni üretim alanlarında neyi göz önünde bulundurmamız gerekiyor? Sevgili arkadaşlar, iklimsel avantajlarımızı ön planda tutabilmemiz gerekiyor ki erkencilikle birlikte yüksek katma değerli ürünlere geçiş yapabilelim. Üreticilerimizi bu yönde teşvik ettirebilelim. Burada çok fazla gündeme gelmiyor ama en büyük sorunlardan bir tanesi de son zamanlarda özellikle ihracattan geri dönen ürünlerde kesim ekiplerinin gerçekten artık bir eğitimden geçmesi, bir denetimi gerçekten önemli olmaktadır. Önemli olduğunu görüyoruz çünkü evet yani bir yıl boyunca ürettiğiniz 20 dakika. 20. Kesim ekiplerinin eğitimi ve denetimi gerçekten önemli oluyor. Çünkü üreticiler olarak gerçekten bir yıl boyunca üretim yapıyorsunuz. Ürününüzü üretiyorsunuz. Fakat kesim ekiplerinin yapmış olduğu hatalardan dolayı gittiği ülkeden geri dönme riskiyle karşı karşıya kalabiliyor sevgili arkadaşlar. Tabii ki burada narinciye üretiminde evet yani profesyonel sulama sistemlerine büyük ölçüde geçmiş olmakla birlikte çok sıcak bir iklimde yaşıyoruz. Bu yüzden sulamada buharlaşmanın önüne geçebilmesi için gerçekten artık daha da profesyonel sistemler vardır. Bunların da üreticilerin kullanması için teşvik edilmesi, ilk başta desteklenmesi gerçekten şart gözüküyor. Evet tabii ki buradaki en büyük üzerinde durmamız gereken başlıklardan bir tanesi nedir? Pazardır. Pazarı ciddi şekilde ele almamız gerekiyor. Artık globalleşen dünya içerisinde bilgiye ulaşmak gerçekten çok kolaydır. Biz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden üretilen ürünlerin tüccarlar vasıtasıyla örneğin Polonya'da toptan olarak 2 euro gibi rakamlara geçen yıl satıldığını görebiliyoruz. Bu bilgiye ulaşabiliyoruz. Bugünkü meblası 13 liradır. 13 lira 13 bin TL tonu. Fakat üreticilere ödenen en yüksek meblağ 900 TL. Yani biz eğer gerçekten ciddi bir şekilde bu narinciye ürünlerinin pazarlanmasında devletin aktif olarak rol alabileceği bir mekanizmayı hayata geçirebilirsek biz narinciye sektöründen devlet olarak, ülke olarak, üreticiler olarak elde ettiğimiz katma değeri gerçekten kısa bir süre içerisinde ona katlayabiliyoruz sevgili arkadaşlar. Evet, diğer bir başlıksa göremediğimiz, düşünülmeyen, belki de düşünülmüştür fakat hükümet programında yer almamıştır. Alternatif ürünlerin üretim zincirimize kazandırılması. Nedir bu alternatif ürünler? Evet, gördük yani çok büyük bir hayvansal üretimimiz vardır. Bir süt endüstrisi sektörümüz vardır ve gerçekten burada tüketilen materyallerde çok ciddi sıkıntılar yaşayabiliyoruz. Çok yüksek bedeller ödeyebiliyoruz ve bu bedelleri ödediğimiz zaman bu girdi maliyetleriyle gerçekten bu sektörler ihracatta ilk sırayı yer alan bu süt ürünlerinin üretiminde gerçekten çok ciddi sıkıntılar yaşayabiliyoruz. Üretim durma noktasına gelebiliyor. Yüksek verimli, yüksek süt verimi elde ettiğiniz hayvanları maalesef et kullanımı için salhaneye gönderebiliyorsunuz. Bu kabul edilebilir değildir. Çünkü yapılabilecek işler vardır. Sulanabilen, su maliyetlerinin ucuz olduğu bölgelerde artık alternatif hayvansal tüketimde kullanılan yem bitkilerinin
üretilmesi şart olmuştur. Çünkü mevcut yöntemle üretilen kaba yemin neredeyse 10 katı kadar verim alabileceğiniz yeni ürünler günümüzde üretilebilmektedir. O yüzden bunun üretim zincirimizin içerisine alınması gerçekten büyük önem arz etmektedir sevgili arkadaşlar. Evet Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, bir diğer konuysa alternatif ürünler konusunda nedir? Evet, yani bizim kesinlikle auramızda ülkemizde yetişen endemik bitki örtülerinin hızlı bir şekilde gözden geçirilip kayıt altına alınması, hatta bunların tohumların saklanabilmesi, belli başlı bölgelerin bunların üretimine ayrılması gerekmektedir. Çünkü bunlar gerçekten baktığınız zaman, araştırdığınız zaman sağlık sektöründe, ilaç sanayinde gerçekten aranan ürünler kategorisine giriyor ve belki de bu ürünlerin bazılarının ana vatanı bu Akdeniz iklimidir, bu adadır ve gerçekten o kadar uçuk rakamlar, o kadar yüksek katma değer sağlayabilen ürünler ki bunlar, yani kilosunun 30-40 bin dolarlarda ilaç sanayine satılabileceği ürünler ve aynı zamanda hiçbir şekilde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin içinde bulunduğu konjektürde bir satış sorunuyla karşılaşmayacağınız ürünler, hiçbir şekilde ambargo tanımayacak ürünlerdir bunlar. Çünkü gerçekten dünyada dört gözle aranan ürünlerdir. Biz bu ürünleri bir zamanlar, belki de bugünlerde bile herbisit kullanarak, ot ilacı kullanarak tüketmeye çalıştığımız ürünler, bir bakıyoruz ki gerçekten ilaç sanayinde dört gözle aranan ürünler ve gerçekten rekoltesi bu ülke, bu iklim şartlarında çok yüksek olan ürünlerdir. Evet, bir diğer alternatif ürünlerimize bakacak olursak, yani bakıyorsunuz ticaret dairesinden verileri alıyorsunuz. Kereste ürünleri için, ahşap ürünleri için ne kadar ham madde ithal ediyoruz? Gerçekten dudak uçuklatan rakamlar. Peki biz burada üretim yapabiliyor muyuz? Tabii ki belli başlı ürünleri her zaman yurt dışından satın almaya muhtacız. Çünkü küçük bir ülkede yaşıyoruz. Fakat gerçekten yeni türler vardır ve Kıbrıs'a çok da iyi ayak uydurmuştur. Örneğin 3 yılda 12 metre, 1 metre küpe yakın kereste elde edebileceğiniz çok ucuz bakım maliyetleriyle yılda sadece bir kere sulayarak bu kadar verim alabileceğiniz ürünler vardır. Bence bunların da hızlı bir şekilde ülkedeki üretilebilecek ürünlerin içerisine alınabilmesi gerekmektedir. Bir diğer başlıksa tropik meyveler. Evet, gerçekten ülkede yetişebileceğine kesinlikle bir zamanlar imkan olmadığını düşündüğümüz ürünler. Bir bakıyoruz ki ülkemizin çeşitli yerlerinde yüksek nem oranının olduğu bölgelerde gerçekten çok yüksek rekolte verim sağlayabilen ürünler ve gerçekten lezzet ve aroma bakımından orijinalini aratmayan. Tabii ki biz bunları yurt dışından ithal ederken biz bunları ham olgunlaşmamış meyveler olarak ithal ediyoruz ve gerçekten tam olarak aslında lezzetini alamıyoruz. Burada yetişen ürünlerde bunları ülkemizde üretip özellikle de turizm ve turizm sektöründe de çok büyük bir pazar payı bulabileceğimiz ürünler olduğunu düşünmekteyim. Evet, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı altındaki iki daireye de kısaca bir değinmek istiyorum. Nedir bunlar? Bir tanesi Orman Dairesi, diğeri ise Su İşleri Dairesi. Sevgili arkadaşlar, evet, Orman Dairesi'nde belli başlı sorunlar vardır. Hükümet programda yer almamıştır. Tabii ki belki de biliniyordur ilgili bakan tarafından. Fakat burada kayıtlara geçmesi açısından bir üzerinden geçmek istiyorum. Geçmiş dönemde yanan orman arazileriyle ilgili yenileme çalışmaları yapılmıştı. Belli başlı ihaleler çıkılmıştı. Fakat orada bildiğimiz suistimallerden dolayı ağaçlandırma yapılması gereken alanların çok çok az bir bölümü ağaçlandırma yapılmıştı. O yüzden burada yapacak çok iş var. Ağaçlandırılacak çok fazla iş var. Tabii ki burada eğer ağaçlandırmada hızlı davranmamız gerekiyor. Çünkü gerçekten orman fakiri bir ülke halindeyiz şu anda. Bir sürü hali arazimiz var. Fakat buradaki hali arazilerin ağaçlandırma çalışmasından sonra belli başlı kiralamalarla o orman arazilerinin kesildiğini
kesildiğine tanık olduk. O yüzden bu ağaçlandırma yapılacak olan arazilerin artık orman dairesi bünyesinde alınması ve tapuya bu şekilde orman arazisi olarak işlemesi şart ve zaruri gözüküyor. Tabii ki bunun yanında az önce bahsettiğim gibi pavlona türü yeni ağaçlar bu Kıbrıs'taki iklime ayak uydurmuştur ve 3 yılda dediğim gibi 12 metre kadar boy alabilen yeni türlerinde ülke orman alanlarımızın içerisine entegre edilmesi bize hızlı bir şekilde orman arazilerimizin tekrardan eski alanlara kavuşmasında faydalı olabilir. Tabii ki burada ne gerekiyor? Yani ülkemizin daha çok yağış alabilen bir ülke olması için meteoroloji dairesiyle birlikte ortak bir akademik çalışmaya imza atılması şart gözükmüştür. Çünkü bunu biliyoruz. Evet, belki de gizli savaş metodu olarak kullanılıyor belli başlı ülkelerde, belli başlı alanlardaki ormanların artırılması, ülkelerin yağış almasının, oradaki ormanların yok edilmesinin, ülkenin yağış almasının önüne geçirebildiği durumlar olduğunun farkındayız. O yüzden ülkenin daha çok yağış alan, daha çok nem tutabilen bir ülke olabilmesi için orman dairesinin burada akademik bilimsel çalışmalara imza atabilir bir yapıya kavuşturulması gerekiyor. Ve bir diğer konuysa tabii ki büyük kömür üretimi olan bir ülkedeyiz ve bu maalesef kaçak kesimin denetleme mekanizmalarımızdaki eksikliklerden dolayı kaçak kesimin önünü açıyor. Bana sorarsanız yakacak odun ve kömür için ithalatın önünün açılması, az miktarda kalan orman arazilerimizin korunması için bir çözüm olacaktır sevgili arkadaşlar. Evet, bunun yanında Tarım Bakanlığı bünyesinde son olarak Su İşleri Dairesi'ne bir değinmek istiyorum. Çünkü gerçekten çok önemli bir dairemizdir. Yıllar içerisinde maalesef pasifize edilen bir devlet kurumumuz halini almıştır. Tabii ki Su İşleri Dairesi'nin bütçesi kesinlikle yeterli değildir. O yüzden belli başlı yaratılacak fonlarla, döner sermaye zincirleriyle güçlü bir mali kaynağa ulaştırılmak zorundadır Su İşleri Dairesi. Dün güneydeki barajların su tutma kapasitesine bir bakayım dedim. Gerçekten profesyonel bir şekilde veri tutuyor arkadaşlar. Güney Kıbrıs'a toplam olarak kapasiteleri 290 milyon metreküp sevgili arkadaşlar. Güneydeki barajların su tutma kapasitesi 290 milyon metreküp ve dün itibariyle 256 milyon metreküplük bir kapasiteye ulaşmış durumda. Affedersiniz, 269 milyon metreküp sadece 21 milyon metreküp kaldı. %100 doluluğa erişmek için, ki bu nedir? Bir yıl içerisinde, neredeyse bir yıl içerisinde akan su 256 milyon metreküptür. Türkiye'den gelen suyun neredeyse 4 katı gibi bir rakama ulaşabiliyor bu rakam. O yüzden bizim de burada demek ki ülkede neredeyse aynı yağış aldık. Daha çok yağış almıyoruz yani kuzey ile güney. Hatta biz daha çok yağış aldığımızı bile iddia edebiliyoruz. O yüzden boşa akıtacak bir litre bile suyumuzun olmadığı günlerden geçtiğimizi bir ders olarak cebimize koymamız gerekiyor. Çünkü biz burada üretim için sulama suyunu 1 TL ve üzeri gibi bir rakama pazarlıyoruz üreticilerimize. Bunun yanında tabii ki siz eğer Su İşleri Dairesi bünyesinde bir yıl boyunca, özellikle bu yıl 30-40 milyon gibi bir rakama sularımızı denizlerimize akıtmamış olsaydık zaten bunun pazarı vardı. Bu suları kullanacaktık fakat yapamadık. Yıllar içerisinde Su İşleri Dairesi'ni etkisiz bir mekanizmaya kavuşturduk. Hızlı bir şekilde Su İşleri Dairesi'nin tekrardan o faal günlerine dönmesi şart olmuştur sevgili arkadaşlar. Özellikle bu yeraltı sularını besleme göletleri gerçekten çok düşük maliyetlere kurulabiliyor. Yani örneğin ben Türkiye'deki bir inşaat mühendisi arkadaşıma, barajlarla ilgili hesaplamalarda çalışan bir inşaat mühendisi arkadaşıma, bizim bölgede Güzelyurt Lefke bölgesindeki bir dere yatağında 500 bin metreküplük bir su tutma, günlük olarak 500 bin metreküplük bir su tutma Angolemelya Deresi için hesaplattırdım. Sadece örneğin 300 bin TL'ye
günlük olarak 500 bin metreküplük suyu yer altına ulaştırılabilecek kapasitede bir göleti inşa edebiliyoruz. Bu gerçekten bugünkü yapıyla mali kaynaklarla, iç gelirlerimizle altından kalkabileceğimiz bir yüktür. O yüzden bunların hızlı bir şekilde hayata geçirilebilmesi, planlanabilmesi, öncelikle planlanabilmesi şart gözüküyor. Evet, değinmek istediğim bir diğer konu ise su birliklerinin gerçekten sevgili arkadaşlar etkin bir şekilde denetiminin yapılması gerekmektedir. Evet, nedir burada su birlikleri tarafından üreticilerimize sunulan suyun maliyeti? 1 lira ve üzeri. Ortalama olarak 1.20 bandında bir üretim maliyetinin kar amacı gütmeyen kurumlar bu su birlikleri. Fakat biz biliyoruz ki 100 metre derinlikten su aldığınız zaman ve 40 metre yüksekliğe de bu suyu tahliye ediyorsanız bunun maliyeti bugünkü elektrik fiyatlarıyla birlikte 40 kuruşu geçmiyor. Fakat bu su birliklerinin maalesef yıllar içerisinde belki borcu vardır, belki sübvansiyon bedelleri çok yüksektir. Fakat biliyoruz ki gerçekten Alep ekipman yönünden hızlı bir şekilde bir revizyona gitmek zorundadırlar ki uygun fiyatlara su üretilebilsin ve üretimdeki, tarımsal üretimdeki girdi maliyetleri hızlı bir şekilde düşürülebilsin. Sevgili arkadaşlar, evet Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, sözlerimi sonlandırırken burada hükümet programındaki 26. sayfadaki bir noktaya değinmek istiyorum. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nden gelen su tüm köylerimize ve yurdumuzun her köşesine ulaştırılacaktır. Yani bu tahliye hattını kurarsınız. Fakat ne işe yarar gerçekten bilmem. Çünkü sevgili arkadaşlar, defalarca anlattık. Gelen su çok çok büyük miktardaki bir su değildir. Nedir bu su? 70 milyon metreküplük bir su geliyor. Fakat bunun 35-40 milyon metreküplük bir kısmının tüketimde, evsel tüketimde kullanılacağını biliyoruz. Geriye kalan 30-35 milyon metreküplük bir su sevgili arkadaşlar bir dönüm örneğin Narinciye Bahçesi 1000 ton su ister. Yani siz 35 bin dönümlük bir narinciye arazisine ancak da o suyu yetiştirebilirsiniz. Başka bir yere bu suyu götürdüğünüz takdirde hiçbir şekilde yetişmeyecektir. Ha, eğer Türkiye'den ikinci bir boru hattıyla yeni bir hatla bu suyu iki katına getirebiliyorsanız diyecek bir şey yok. Fakat iş bu haldeyken bu su sadece Güzelyurt bölgesindeki üretim alanlarına yeterli kalıyor. Sevgili arkadaşlar, evet söyleyeceklerim bu kadardı. Teşekkür eder, saygılar sunarım sevgili arkadaşlar.